Hep beraber. 1-2-3. Ben görünmüyorum. Senin zevk tarafı. Bugün burada açılışını yapacağımız TÜBİTAK bilim sergisi. Hayırlı olsun. Bu projeye emek veren bütün öğretmenlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Bahtınız açık olsun. Şimdi biraz önce aranızda geçerken her bir çocuğumuzun yapmış olduğu projeler, neler yapmaya çalıştıkları ile ilgili anlatırken gözlerin içindeki ışıltı, hele hele bu motivasyonunuz, enerjiniz bizi daha da fazlaca çalışmaya, daha da fazlaca sizler için geleceğimizin büyük güçlü Türkiye'sini devredeceğimiz siz yavrularımız için daha fazlaca gayret göstermemiz gerektiğine inancımızı bir kez daha artırdı. Hepinize muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Eminim ki aranızdan çıkacak bilim insanları, sanat insanları, sanatkarlar, öğretmenler, doktorlar, mühendisler, aklınıza gelebilecek her meslekten aranızdan çıkacak yarının Türkiye'sinin güçlü bireyleri bu karşımda gördüğümüz çocuklarımızın içerisinden çıkacaktır. Bu noktada sizlere emek veren, başta aileleriniz ve öğretmenleriniz olmak üzere bütün emeği geçenlere de, belediye başkanı olarak bu şehre hizmet eden, sizlere hizmet eden birisi olarak teşekkür ediyorum. Bahtınız açık olsun. Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Nice büyük projelere inşallah. Hadi inşallah. Evet, hadi bakalım. Evet, senler miydi? Tamam, hadi bakalım. Tamam. Akıllı çöp kutusu burada. İçine attığımız çöpleri ilk önce ayrıştırıyor, sonra öğüterek geri dönüşüme. Şimdi bu çöp kutusu akıllı. Evet. İçine girenleri nasıl ayırıyor? İçindeki sensörler sayesinde. Sensörler plastiği biliyor, metali evet, biliyor, evet, kağıdı biliyor, evet, öyle mi? Evet. Ve kendi içinde öğütüyor ve bir ay boyunca doldu. Kendisi dolduğu zaman da haber verebiliyor çöpçülere. Belediye proje yapmış. Evet, bu gençlerle şey yapalım. Asit yağmuru ilk önce fabrika ve benzeri şekilde hava kirliliğiyle bulutlara çıkıyor. Sonra bulutlardan buradaki gibi kuru veya asitleri veya asit yağmuruyla aşağı iniyor ve akarsulara, akarsulardaki canlılara, balıklara, toprağa zarar veriyor. Doğru bilgiye ulaşmak için önce bir haberi farklı platformlardan ve daha detaylı şekilde araştırabiliriz. Haberin tarihini de kontrol ederek daha güncel ve daha doğru bilgilere ulaşabiliriz. Sadece bir kaynaktan değil, birkaç kaynaktan teyit edip, öyle mi? Evet. Muhakeme edip doğru bilgiye ulaşacağız. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Evet, bağımsız olarak bağlamayı öğreniyoruz. Çok güzel. Süper. Süpersin ya.